gibi. Estağfurullah. Başkanım, Allah sizi dinlediğiniz için. Hoş geldiniz, sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz, sağ olun. Hoş geldiniz, sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Başkanım, nasıl yapılmış bir bina? O yetiyi kim onlara vermiş? Evet. Allah sorsun. Evet. Başkanım, bir şey demem. Ne diyeceksiniz? Allah sorsun. Çünkü 27 yıllık bina değil ama 30 yıllık olsun. 30 yıldan bir bina. Yani 30 yıldan bir apartman eski çürüyse demek ki apartman olmaz. Başkanın eşim çok sevindi rahmetli ev aldı diye. Eşim evet, çok sevindi. Öyle, zaten ömrümüzden bir ev aldık. Evet, evet. O da 3 ay sonra yıkıldı. Evet. Yıkılmasında boş ver. Yıkıldı, ben 4 tane cenaze verdim. Evet. Eşim, 3 de kızım. 2 kızım kaldı. Evet, evet. 5 kız da. Evet. Bunlar hep şey. Allah onlara uzun ömür versin. Büyük başlamış. Benim anlamadığım konu Sayın Başkanım, yeni binalar da çekti. Öyle. Yani mesela Bostanbaşı olsun, Ali Kayan olsun. Öyle. Oralar hep yeniydi. 3-4 yıllık binalar da çekti yani. 3-4 yıllık. Bunları denetleyen kişiler. Şimdi efendim, fay hattı geçirilen yerde belli artık. Yani teknoloji olarak hesaplıyorsun. Yani tabii tabii. Binada kaç tane kolon var, baktığınız zaman çıkıyor zaten. Tabii tabii. Şeyde de fay hattı belli, deprem bölgesi fay hattı var. Fay hattı üzerinde ev yapılmaz. Yapılmaz yani. Yapılmaz. Şili'de oldu, oraya bakıyorsunuz, sadece 400 kişi hayatını kaybetmiş. Bizde 40 bin kişi yani. Japonya deprem bölgesi, deprem olur. Üstelik bizden çok daha fazla olur. Bir kişinin burnu bile kanamıyor. Bir kişinin burnu bile kanamıyor. Öyle öyle. Tabii. Abimgil'in binasında 70 kişi vardı büyük ihtimal. 10 kişi tek çıktı. O da şans evet. Eseri boşlukta falan kaldı. Evet. Benim bu kızlar da işte Allah kurtardı. Biz de kaldı. Evet. Biz de 11 saat kaldı. Öyle mi? 11 saat. Evet. Evet. 36 saat de ben kaldım Sayın Başkanım. Evet. Bir çadır bile alamadık yani. Tabii. Şey içinde. Sayın Başkanım. Yani evimizin önüne bir çadır kurduramadık. Ya ben... Evim yıkıldı, şu anda dışarıdayım diyorum. Evet. Adam bana 10 gün beklememi söyledi. Zaten kar yağıyor Malatya'da. Kar yağıyor, yağmur yağıyor. 10 gün kayıyor. Kalacak yerimiz yok. Nerede kalacak? Çadır istiyorum, 10 gün bekle diyor. Konteyner diyorum, bir aya kadar kurulacak diyor. Ben bir ay ne yapacağım sokakta? Yok. Zaten depremzedeyiz, kıyafetlerimiz yok doğru düzgün. Yani kuzenlerimin kıyafetleriyle şu anda idare etmek zorundayım. Bir gece Arsuz'da kaldım. Sabaha kadar hiç kimse soğuktan yatamadı. Evet. Hiç soyunmadım. Yatağın altına öyle girdik ya. Sabaha kadar. Şimdi düşünüyorum ya, biz evde kalıyoruz. Ya peki dışarıda? Tabii ki. 4 insanlar bekliyor enkazın önünde. 4 gün boyunca çadır yok. Gürsel Bey sağ olsun geldi. Evet. Önce oraya bir çadır getirdi, kudurttu. Onun evet. içinde sığındık yani. Yani bizden iyi Gürsel Bey geldi. Enkazın başına bir tane çadır. Gürsel Bey gelmez, oraya çadır da gelmeyecek. Evet. Sorunların bir cevabı vermesi lazım. Vallahi bütün barolara dedik, dava açıldı. Yani kişilerin haklarının bir sene korunması lazım. Dava yani sorunlu kim ise, kimse bunların çıkması lazım. Hesabını vermesi lazım. Kesinlikle yani, kesinlikle. Evet. Altta dükkanları, dükkan vardı iki tane, onların kolonları kesilmiş. Fayın geçildiği biliniyor ve oraya sağlam raporu veriliyor. Peki o kolon kolonlar kesiliyor. Evet. O kolon kesildiği bile bilir kişi. Niye demiş kardeşim sen bunu kesin? Bu kolon kesilmiş burada söylüyorsun. O kolonların kesildiğinin mutlaka tutanağa geçmesi lazım. Evet. Her binadan ayrıca numune alınması lazım. Onu da söyledik. Numunelerin başında bekliyorlar. Çoğu kişi, avukatlar. Numune alınması lazım ki binanın efendim işte betonu doğru mudur, demiri doğru mudur, yeteri kadar güvenli midir, değil midir, onların analizi yapılacak yani. Şimdi İstanbul üzerinde duruluyor mesela. Ya 34 bin bina şu anda yıkılacak durumda. Ya yani deprem olmasa da yani böyle bir gecede çökebilir. 34 bin bina. Hiçbirisi burada kalanlar, hiçbirisi ev sahibi değil. Hepsi kirada, ev sahibi kiraya vermiş. Oradaki insanlar nereye gidecek Allah aşkına? Oturma şeyi oturma mi? Raporu veriyorlar. Oturma evet. Benim kız kardeşimin altta kolonlar gitmiş. Evet. Bu oturur raporu veriyor. Sabah bu içine gelip ölsenin sorumlusu kim olacak? Tabii. Raporu vereni bulacaksın. En basit değil, raporu vereni bulacaksın.